Merhaba arkadaşlar. Rozetle'nin günlük kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftada 19 milimliklerimizi yapıştırdıktan sonra izolasyon malzememizi keçelerimizi yapmaya başladık. Şöyle bugün 21 Eylül 2021 kablolarımızı, elektrik kablolarımızı çektikten sonra başladık keçelerimizi yapıştırmaya. Tavandan başladık. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Geçen haftanın videosunda bahsetmişim fakat göstermemişim heykelin üstten görünümünü. Şimdi onu göstereyim. Ondan sonra keçenin yapıldıktan sonraki halini, bugünkü halini bir daha gösteririm. Görüşmek üzere. Geçen haftaki videomuzda bahsetmiş olduğum heki yeri açımından sonra çekmeyi unuttuğum tamamlanmış hekimizin son görüntüsü. Şu şekilde arkaya doğru açılıyor. Altını tamamen Dyson'ladık. Yağmur da yağdı üstünden. Hiçbir su geçirimi olmadı. Bu hekimizin de sonucu böyle, bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Eylül 2021. Şimdi keçemizi de yapıştırdıktan sonra, 19 milimlik kauçuktan sonra keçemizi de yapıştırdıktan sonra sizinle yeniden beraberiz. Şöyle keçeyi yapıştırdıktan sonraki halini bir göstereyim. Altlara ve üstlere ve aralara taş yünü yerleştirdik. Bütün her tarafa 19 milim kauçuktan sonra da keçe yapıştırdık. Dyson'la yapıştırdık bu keçeleri. Yukarısı da aynı şekilde Dyson'ladık ve yapıştırdık. Şimdi üstüne 6 milimlik kauçuk tek tarafı yapışkanlığı, bir tarafı folyolu 6 milimlik kauçuk malzememizi de yapıştırdıktan sonra kontür plaklarımızı yerleştirmek için iskeletin olduğu yerlere tahtamızı çakacağız ve kontür plaklarımızı yerleştireceğiz. Daha sonra da iç yapımı başlayacak. Bu arada ön tarafla arka bölümün arasındaki olan metal sacı çıkarttım. Buralara da hiç ulaşılamadığı için yağ ve kir bağlamış. Buraları temizledikten sonra araya yalıtım malzemesi yapacağız ve şuradan bir kapak, yani kapı ayarlayacağız ve bu kapıyla beraber iç taraftan, ön taraftan arka tarafa bir geçiş sağlayacağız. Arasına da yalıtım, iki kontrol plak arası yalıtım yapacağım. Aynı şekilde bu arka tarafı da yarısına kadar yatak olacak. Alt taraf bagaj olacak. Üst tarafı, burasını komple böyle kapıdan, dışarıdan ayıracağım. Aynı ön tarafta yaptığım gibi iki kontrol plak arası yalıtım malzemesiyle yalıtacağım. Sadece alt taraf açık olacak.
yatağın altını da yaladıktan sonra içeriye herhangi bir soğuk hava veya sıcak hava girmesini engelleyeceğiz. Şimdi siz hemen seyredeceksiniz ama biz bu arada altı bilimliklerimizi yapıştıralım. Daha sonra yine beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Eylül 2021. Karavanımızın içi neredeyse bitmek üzere. Isı yalıtımı ile beraber son katla beraber ısı yalıtımını bitiriyoruz. Bundan sonra içerisini kontür plakla kaplamak kalıyor. Elektrik tesisatımızı çektik. Her türlü denemelerimizi yaptık. Sorunsuz gitmeye başladık. Şimdi gördüğünüz gibi kaplamaya hazır. Bu arada bugün cuma olduğu için kendimize izin verdik ve bugün sadece yerde görmüş olduğunuz lambirileri aldık. Lambirilerimizi de yukarıdan tavanımıza monteledikten sonra yavaş yavaş karavanımız ortaya çıkmaya başlayacak. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki hafta yaptıklarımızla beraber görüşmek üzere.